Herkese Fransa'nın güneyinden tekrar merhabalar. Bu videoda sizlere her sene haberlerden aşina olduğunuz, her Mayıs ayında ünlülerin bir film festivali için akın ettiği bir Fransa şehrinden sesleniyoruz. Cannes'dayız bugün. Size bugün hem şehri anlatacağız hem de film festivali hakkında bilgi vereceğiz. Sonrasında da Güney Fransa'da çok güzel sahillere götüreceğiz. Le Souquet, Cannes'ın en eski bölgesi. Biz de şimdi bu bölgeye geldik. Eski limanın hemen yanındaki bir yükseltiye kurulmuş bu şehir ilk kurulduğunda. Saint Paul de Vence'de de anlattığımız gibi eskiden insanlar yüksek yerlere şehir kurmayı daha güvenli olduğu için sık sık tercih ediyorlarmış. Cannes da aslında onlardan bir tanesi. Buraya geldiğinizde bu eski bölgeyi görmeniz gerekiyor. Ana gezilecek yerlerden bir tanesi burası. Çünkü en güzel evler, en güzel sokaklar bu bölgede bulunuyor. Hatta Cannes'ı yukarıdan izleyebileceğiniz bir kale var. O kale de bu bölgede bulunuyor. Biz de birazdan sizi o kaleye de götüreceğiz. Şimdi gelin hep birlikte Cannes'ı yukarıdan izleyelim. Sizi biraz yükseklere götürelim. Cannes'ın en eski bölgesi olan Le Souquet'de bir tane de kale bulunuyor. Kale için biraz yukarı tırmanmanız gerekiyor. Ama buradan Cannes'ın en güzel manzaralarını seyredebiliyorsunuz. Yukarı ulaştığınızda gölgelik bir alan da var. Oturup dinlenebilirsiniz. Hatta ziyaret etmek isterseniz burada bir kilise bile bulunuyor. Bu kale de şu an Fransız sahilinden etkilenen ve 19. yüzyılda yapılmış bazı sanat eserleri, müzik aletleri ve etnografik nesneler sergileniyormuş günümüzde. Biz müzeyi ziyaret etmedik, buraya sadece manzarası için çıktık. Cannes'da haftanın her günü saat 7 ile öğlen 1 arasında Marché Fourville denilen bir pazar var. Buraya bu saatler arasında eğer Cannes'daysanız gelebilirsiniz. Aynı bizim bildiğiniz pazarlar gibi sadece pazartesi günü burada bit pazarı kuruluyormuş normal pazar yerine. Bu pazar geleneği de 90 yıldır devam ediyormuş. Fransa'ya geldik, hava değişikliğinden hemen şifayı kaptık maalesef. Sesimden de anlaşılıyordur muhtemelen. O yüzden şimdi taze sıkılmış portakal suyu aldık bu pazardan. Arkamda Cannes'ın eski şehri bulunuyor şu an. Tam sağımda da Cannes'ın eski limanı var. Günümüzde burası aynı Nice'de olduğu gibi ya da aynı Marsilya'da olduğu gibi bir marina olarak kullanılıyor. Burada basit teknelerle birlikte bazı lüks tekneler de görebilmeniz mümkün. Şimdi biz Cannes'ın yavaş yavaş sahil tarafına gidiyoruz. O çok ünlü Cannes Film Festivali'nin yapıldığı bina arkamda. Festival zamanında arkamdaki merdivenlerde komple kırmızı halı oluyor. Hatta bugün de var ve insanlar o kırmızı halıda bugün fotoğraf çekiliyor. Cannes Film Festivali'ne davetli değilseniz katılamıyorsunuz. Davet edilmeniz gerekiyor. Zamanında Fransızlar Venedik'te yapılan film festivaline karşı Fransa'da da bir film festivali düzenlemek istemişler ve Cannes Film Festivali ortaya çıkmış. 1939 yılında ilk festivalin düzenlenmesi planlanmış fakat Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ilk Cannes Film Festivali ancak 1946 yılında düzenlenebilmiş. Bu film festivalinde en iyi filme verilen ödül Altın Palmiye Ödülü olarak biliniyor.
Günümüzde Türk yönetmenler, Türk oyuncular da Cannes'da ödül alıyorlar. Duyuyoruz isimlerini. Hatta geçen sene en iyi kadın oyuncu olarak Merve Dizdar da ödül almıştı Cannes'da. Binanın hemen çevresinde bazı ünlü oyuncuların ellerinin izleri bulunuyor. Kimin olduğu da altlarında yazıyor. Bu binanın bir tarafında hemen eski liman bulunuyor. Diğer tarafında ise Cannes'ın kumlu sahilleri başlıyor. Günümüzde Avrupa'da Venedik ve Berlin Film Festivali ile birlikte Avrupa'nın en önemli 3 film festivali arasında yer alıyor Cannes Film Festivali. Şimdiye kadar gittiğimiz Güney Fransa sahillerinin hiçbirinde kum plaj görmemiştik. Cannes bunlardan ilki oldu. Eğer kum plaj seviyorsanız ve denize girmek istiyorsanız Güney Fransa'da Cannes'ı tercih edebilirsiniz. Ama şöyle de bir gerçek var. Plaj taşlı olduğu zaman deniz genelde daha berrak oluyor, daha güzel gözüküyor. Ama sadece yanınızda bir deniz ayakkabısının olması da şart oluyor. Siz bilin, Cannes'da kum var. Diğer yerlerin çoğunda da taş var. Hangisine girmek istediğiniz tamamen size kalmış. Cannes'ın plajı bu arada uzun bir plaj. Yani şöyle gözümün aldığınca gidiyor, ilerliyor ve çok kalabalık bugün. Hava da çok sıcak ve günlerden cuma bugün. Belki insanlar yavaş yavaş hafta sonunda da başladılar. Biz şimdi bu sahil boyunca biraz yürüyeceğiz. Size Cannes'ın iki farklı caddesinden de bahsetmek istiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş Cannes'dan Fransa'nın güzel denizlerine gideceğiz. Şu an yüzümü kum plajlara döndüm. Tam arkamda bulunan ve arabaların şu an geçtiği ana cadde La Croisette diye geçiyor. Bu caddede çok pahalı markaların dükkanları bulunuyor. Eğer vitrinden bir göz atmak isterseniz ya da çok paranız varsa alışveriş yapmak isterseniz bu caddeyi deniz kenarından değil karşı taraftan da yürüyebilirsiniz. Hemen bu caddenin birkaç paralelinde de Rue d'Antibes diye başka bir cadde bulunuyor. Orada da daha karşılanabilir, daha ucuz markaların dükkanları var ve çok fazla oturabileceğiniz kafe vesaire de yer alıyor. Sizleri şimdi Cannes'dan çok güzel denizlere getirdik. Villefranche-sur-Mer diye bir şehre geldik. Önceki videolarımızı izleyenler bilir, Cagnes-sur-Mer diye Nice'in hemen sol tarafında bir yerde kalıyorduk Nice denizden baktığınızda. Şimdi hemen sağ tarafına geçtik. Orada daha çok ev tarzı yerlerde kalmıştık. Burada kaldığımız yer bir otel odası aslında, daha küçük bir yer. Burada da 3 gün geçireceğiz. Bu şehri çok beğendik. Bize Cinque Terre'yi andırdı. Mimari İtalyan mimarisine çok benziyor. Renkli evler vesaire biz çok seviyoruz. Bu dar sokakları da özellikle. Size şimdi hem bu güzel şehri göstereceğiz hem de çok güzel birkaç plaj tavsiyesi vereceğiz. Bir önceki videoda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Nice kuşatmasından bahsetmiştik. Aslında Türk ve Fransız ittifakı o dönem ilk başta gelip burayı işgal ediyor. Buradan sonra Nice'e geçiyor. Hatta o işgalden sonra burada hüküm süren Savoy Düklüğü bu şehrin etrafındaki surları inşa ettiriyor. Nice arabayla 8 kilometre mesafede bulunan Villefranche-sur-Mer'in nüfusu 5000 civarında ve burada ana geçim kaynağı turizm. Şehrin veya köyde diyebiliriz, dar ve renkli sokakları, deniz kenarında olması ve çok güzel bir sahilinin bulunması turistleri buraya çeken ana sebepler. Güzel bir yaz tatili yapmak için isteyebileceğiniz birçok şey var burada. Sokaklar ve kafeler akşam üstüne doğru kalabalıklaşıyor. Gündüz yüzmüş olan insanlar akşam şıkır şıkır giyinip kafelerin, restoranların, sokakların ve deniz kenarının tadını çıkarıyor. Bu şehirde konaklıyorsanız ve çevreyi gezmek isterseniz de çok yakınınızda Nice'in yanı sıra gidebileceğiniz başka turistik yerler de var. Bunların en başında dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco ve çok güzel bir kıyı ve deniz manzarasına sahip Esköy geliyor.
köyün merkezinde yüzebileceğiniz uzunca bir plaj var. Çok geniş değil plaj, dar biraz ama deniz gerçekten çok güzel. Arkamda gördüğünüz turkuaz sulardan bahsediyorum. Buranın ismi Plaj de Marinier. Bu plajın hemen devamında yer alan daha ufak bir plaj olan Plaj de Lange Gardien'da girebileceğiniz başka plajlardan bir tanesi bu köyde. Denizin yukarıdan ne kadar berrak göründüğünü zaten görüyorsunuz. Biz de az önce girdik, su tertemiz, dibini de görüyorsunuz. Su beklediğimizden çok daha sıcak. Burası bir koy olmasına rağmen daha soğuk bir su beklerken sıcacık bir suda yüzdük az önce. Bu köye gelince köyün kendi güzelliklerinin yanı sıra denizinin de tadını çıkarmayı bilmelisiniz. Sahil kenarında çok güzel iki tabak makarna yedik. Beğendik yediğimiz yeri, o yüzden bahsetmek istedik. Domatesli makarna 14 euroydu. Deniz ürünlü makarna 28 euroydu. Toplamda 42 euro hesap ödedik. Şimdi markete gidiyoruz. Termoslarımızı soğuk içeceklerle dolduracağız. Yanına da birkaç atıştırmalık bir şeyler alacağız. Sonra sizi başka plaja götürüyoruz. Biliyorsunuz biz Hollanda'da yaşıyoruz ve Hollanda hukuk bizim videolarımızı destekliyor. Eğer sizin de Hollanda'da yaşama ya da Hollanda'da iş kurma gibi fikirleriniz varsa açıklamalardaki linki ziyaret edip bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yemek yedikten sonra şimdi başka bir plaja doğru yola koyulduk. Burada bir yarımada var. İsmi Saint Jean Cap Ferrat. Bu yarımadada birbirinden güzel 2-3 plaj gördük. Suyun rengi turkuazdı hepsinde. Şimdi onlara doğru gidiyoruz ama yürümeyi tercih ettik. İki yer arası mesafe neredeyse 5 kilometre. 1 saat 10 dakika gibi bir yol gösteriyordu. Yolun ortasına geldiğimizde yavaş yavaş acaba yanlış karar mı verdik? Arabayı mı almalıydık demeye başladık. Çünkü bir yandan da güneş vuruyor. Eğer gölge bir yerde gitmiyorsanız bayağı zorlanıyorsunuz. 25 dakika kadar yolumuz kaldı. Sonra kendimizi tertemiz sulara bırakıyoruz. Bakın bir de bu yarımadada Rothschild ailesine ait bir tane ev varmış. Onu ziyaret edebiliyorsunuz. Biz ona girmiyoruz. Denize doğru devam. Şimdi Paloma Beach'e geldik. Burada denize gireceğiz. Buraya gelirken iki tane daha sahilin önünden geçtik. Birincisi fena değildi. İkincisini daha çok beğendik. Şimdi son güneşi kaçırmadan, çünkü durduğum yer değil ama hemen sol tarafım hala güneş. O son güneşi kaçırmadan tekrar bir deniz yapalım. Akşama kadar burada durmayı düşünüyoruz. Hatta belki hava kararınca bile burada gireriz ya da başka bir plaja gideriz. Maalesef şu an ertesi günden devam ediyorum videoya. Çünkü dün sahile ulaşır ulaşmaz Burçak kötü hissettiğini söylemeye başladı. Midesi bulanıyordu. Biraz belki fazla yürüdüğümüzden olmuştur diye düşündük. Çünkü biraz güneşin altında da yürüdük. Yaklaşık 5 kilometreydi mesafe. Tabii onun öncesine yemek de yemiştik. Belki yemekle de alakalı olabilir diye düşünüyorduk. Bekledik geçer diye, geçmedi. Uzun sürdü. Ve birkaç saat sahilde bekledikten sonra, ufak denize girip çıktıktan sonra dönmeye karar verdik. Dönerken artık iyice yürüyememeye başladı. Ki bu Burçak bayağı gaddardır, çok net. Yani kolay kolay abartmaz hasta olduğunu. Ve buraya dönmek için taksi tutmaya karar verdik. Hatta hastaneye vesaire de gitmeyi çok kez düşündük, arada gittik geldik. Taksi bizi eve getirsin, evde bir
kendimizi görelim. Ondan sonra belki nasıl olsa arabamız burada, buradan hastaneye gideriz diye düşündük. Eve geldikten sonra her şey çok daha yolunda gitti. Daha iyi hissetmeye başladı. Ama tabii dün tüm bunlar olurken biz de dolayısıyla video çekemedik. Size en azından gittiğimiz denizleri gösterebilmiş olduk yine de. Dünden öğrendiğimiz birkaç bir şey var. Onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Bir kere yurt dışına seyahat ederken hepimizin bir sağlık sigortası oluyor. Vizeyle gelirken sağlık sigortası yapmamız gerekiyor. Yurt dışında başka bir yerde yaşıyorsanız muhtemelen yurt dışında sağlık sigortanız geçiyor. Böyle acil durumlar için bu sağlık sigortasının nerelerde geçip geçmediğini bilmek önemli. Yani buna kendinizi hazırlayabilirseniz o anı yaşarken her zaman kendinizi daha güvende hissedersiniz. Tabii sağlık sigortanız olmasa da o hastaneye gidilecekse gidilecek. Ne kadar tutarsa verilecek. Gitmeden önce bilmeniz neyle karşılaşacağınızı size her zaman daha güvende hissettirecektir. Bir de mesela biz dün taksi bulmaya çalışırken bir hayli zorlandık. Google haritalarda taksi yazdığımızda çıkan lokasyonların hiçbirinde taksi yoktu. Google'a taksi yazdığımızda herhangi bir numarayı aradığımızda genelde kapalı çalıyordu. En sonunda çözümü bir restorana gidip taksi biliyor musunuz, taksici tanıyor musunuz diye sormakla bulduk. Ki iyi ki öyle yapmışız. Hemen bir taksi çağırdılar bize ve 15 dakikaya geldi. Böyle bir acil durumda bir taksi ihtiyacınız olursa siz de bilin diye bunu anlatıyorum. Civardaki esnafa sizin için bir taksi çağırmalarını rica edebilirsiniz. Çok şükür ki bugüne çok daha iyi uyandık. Çok daha sağlıklıyız. Ama videoyu artık burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.